hayatta çoğu insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri. Aşk. Evet, yanlış duymadınız. Bu öyle illet bir şeydir ki çoğu hastalıktan, dertten, bağımlılıktan bile kötüdür. En az sigara kadar zarar vericidir. Bakın aşk denilen bu üç harfli çok tatlı gözüken kelime sadece bir ilüzyondur kutsallaştırılmış bir kelimedir. Popüler kültür tarafından normalleştirilmiş bir hastalıktır sevginin bile aşırısı zararlıdır. Bunu birisinden hoşlanmak ile karıştırmayın sakın. Çünkü bir insanı aşırı derecede kafayı takmak, yeme içme düzeninize kadar, tüm hayatınızı etkileyecek kadar bağlanmak psikolojik bir rahatsızlıktır sadece. Normal bir durum değildir. Aklı başında hiçbir birey hayatını başka bir insana bağlayarak yaşamamalı. Hiç kimse benliğini kaybedecek kadar bir insana kafayı takmamalı. O kişiyle tanışmadan önce de hayatınız vardı. Yine var. Hayatınızda olsun ya da olmasın. Göbek bağlarınız birbirine bağlıymış gibi davranmayın. Hayatınıza deneyim adı altında normalleştirilip yaşamamanız gereken kötü travmaları alıp kendinize zarar vermeyin. Aşk denilen şey özellikle popüler kültürün yaydığı psikolojik uyuşturucudan başka bir şey değildir. Mesela sigaradan yola çıkalım. Filmlerde ve dizilerde öyle bir gösteriliyor ki özellikle baş karakterlerde çok yaygındır bu. Acayip karizmatik gösterilir. Çok havalı. İyi bir şey yapıyormuş gibi dayatılır. Aslında yaptığı kötü bir şey. Ama bu kötü alışkanlığı öyle bir sunar ki bize içmeyen kişinin bile canı çekebilir. Aşk da bundan farklı değildir. Dikkat ederseniz her türlü film ve dizilerde mutlaka aşk vardır. Burada amaç sizi hayali bir mutluluğa özendirmektir. Empati kurmaya zorlamak ve sizi bağlamaktır aşık olduğu insan için kişilikten kişiliğe dönüşen onu hayatının merkezine alan bunalıma, depresyonlara giren karakterler. Hepsi ama hepsi hayatın doğal akışında olan şeylermiş gibi, normal bir durummuş gibi dayatılır. Sürekli bundan bir amaçmış gibi, herkesin yaşaması gereken bir şeymiş gibi gösterilir. Fakat gerçek hayat böyle değil işte. İstisnalar olabilir tabi ama siz havalimanında uçak beklerken o kişi ne olur gitme diye arkanızdan gelmeyecek. Ölüyorum bitiyorum diyen o kişi belki bir hafta sonra da başkaları için ölüp bitecek. Bunları yapan belki de siz olacaksınız. Çünkü aşkın en önemli handikapı bitiyor olmasıdır. Bakın aşk geçici. Ömrü vardır derler hep. Peki neden böyle denir? Çünkü bu psikolojik rahatsızlık geçicidir. Hastalık geçti. İyileştiniz yani. Geçmiş olsun. Ardında kalanlar ise biten travmatik ilişkiler, çoğunlukla hiç yaşamasaydım dediğiniz pişmanlıklar, monoton ilişkiler veya bitmiş evlilikler kalır geriye. Hatta ortada kalan masumlar yani çocuklar. Bir de siz iyileştiniz fakat karşınızdaki insanın iyileşmediğini düşünün. Veya tam tersini. Bütün o sebepsiz terk edilmelerin nedenleri bundan kaynaklıdır işte. Maalesef filmlerdeki gibi sonsuza dek mutlu olmalar yoktur gerçek hayatta. Elinize kalanlar sadece kötü travmalardır. Bu travmalar bir sonraki ilişkilerinizi de etkilemesi muhtemeldir. Ruhsuz ve duygusuz bir kişiliğe bürünebilirsiniz çünkü. Bütün bunların sorumlusu size popüler kültür ve toplum tarafından dayatılan fikirlerdir. Bu yüzden hayatınızı asla iki kişilikmiş gibi yaşamayın. Sevin tabii ki. Sevgi güzel şey. Fakat asla aşırıya kaçmayın. Çizginizi koruyun. O kişiyi kaybettiğinizde hayatınız altüst olacaksa eğer tehlikedesinizdir. Dikkatli olun. Hayatta her deneyim, her acı yararlı deneyimler değildir. Yaşamamanız gereken deneyimler de vardır. Bu arada bunları söylüyorum ama sanmayın ki ben nirvana'ya ulaştım veya dışarıdan atıp tutuyorum sadece. Ben de deneyim ettim bunları. İnanın bana hiçbir psikolog bunu deneyim etmiş insanlardan sizi daha çok anlayamaz ve yardım edemez. Çevrenize bakın. Mutlaka vardır aşk acıları yaşayıp hayatı alt üst olan insanlar. Bakın ve hallerini görün. Onlar gibi mi olmak istiyorsunuz gerçekten? Hiç kimse vazgeçilmez değildir ve yapay bir mutlulukta gerçek bir mutluluk değildir. Çünkü gerçek olsaydı eğer geçici olmazdı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni atıp Viva Ruina'ya abone olarak kanalın büyümesine destek olabilirsiniz. Viva Ruina henüz çok yeni bir kanal. O yüzden destekleriniz benim için çok önemli. Ayrıca yorumlarınız, tavsiyeleriniz, eleştirileriniz varsa yorum yapmaktan çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.